Mehmet Emin Toprak, Yenicelilerin gurur kaynağı. Toprak ailesi ise ödül haberinden sonra sevinçle hüznü bir arada yaşıyor. Dünyanın umurunda olmayan, hapisten farksız bu kasabada yaşamak zorundasın. Sağa bak ağaç, sola bak ağaç. Gitmeyip de ne yapacaksın? Vallahi kelimelerle ben bunu tabir edemem, tarif edemem. Tabii çok gururlandık, sevindik. Bir de hüzünlendik. Ya, acıyla sevinç bir arada yaşar mı dersiniz? Ama biz bunu yaşıyoruz. Neden yaşıyoruz? Çok sevindik, çok gururlandık çünkü bir kuzenim orada birinci ödül alıyor. Bir tanesi oğlum ödülle dönüyor. Ama çok seviniyoruz, gururlanıyoruz. Hüzünleniyoruz niye? Çünkü oğlum yok. Onun burada, onu paylaşmasını çok isterdim. Onun yaşamasını isterdim daha doğrusu, sevinci. Bizim gibi insanların, yani Anadolu insanlarının çocuklarının da böyle ödüller kazanabileceğini hem ispatlamış oldu. Çok güzel, çok onurlu, çok gurur duyduk. Ben çok mutlu oldum. Yani ilk öğrendiğimde inanılmaz bir sevinç duydum. Coşku, yani bir gurur. Ama sonrası tabii ki kötüydü. Yani çünkü hemen gözüme onun işte bu ödülü duyduğunda ki tepkisi geldi, o canlandı ve bu sevinci o yaşamalıydı diye düşündüm. Yenicililer onu sinema aşkı, hareketli yapısı, doğallığı ve alçak gönüllülüğüyle tanıyor. Kendini oynamış, yani kendi hayatını. Burada ne yaşadıysa hepsi orada. Konuşma tarzı, her şey aynı. Onun vefatı hepimiz için çok acı oldu yani. Biz şok olduk duyduğumuzda. Sabah dükkana geldim ben. Duydum öldü dediler, ben inanamadım. Yani hiç inanmak gelmedi içimden ama öyleymiş. Zaten bir Ankara'da ödül almaya gitmişti. Onun dönüşünde o kaza oldu. Yani şok olduk, hiç beklemediğimiz bir şey. Pozitif enerjiyle dolu birisiydi. Biraz da sakardı. Biz ona kaza yaptığı zaman sol sakarlığını yaptı dedik. Son sözlerse Mehmet Emin Toprak'ın. 2002 sonbaharında Antalya Film Festivali'ne konuk olan genç oyuncu, kendisini Mayıs sıkıntısında ve uzakta canlandırdığı karakterlerle karşılaştırıyordu. Mayıs sıkıntısındaki karakterle bağdaşıyordu. Yani Mayıs sıkıntısı o zamanlarda benim içimde bir İstanbul'a gitme arzusu vardı. Ama şu karakterle bağdaşmıyor. Yani çünkü belirli bir işim var, evlendim. Bir hayata başladım ve onu bırakıp gitmek aklımın ucundan bile geçmiyor. Uzaktaki herkese teşekkürler.